Video Teach Projesi video serisine hoş geldiniz. Off-grid ne demektir? Şebekeden bağımsız olarak elektrik üretimi çözümleri birçok nedenden dolayı çekici olabiliyor. Belki şebeke elektriğine erişiminiz yoktur ya da çevre bilinciniz yüksektir ve fosil yakıtların elektrik üretiminde kullanılmamasını istiyorsunuzdur. Veya tamamen bağımsız olarak kendi elektriğinizi üretmek istiyorsunuz ya da bir nedenden dolayı herkesin elektriği kesildiğinde sizin ışıklarınız açık olsun ya da derin dondurucunuzda sakladığınız yiyecekler bozulmasını istiyorsunuz. Tüm bunlar off-grid bir güneş enerji sistemi kullanmanız için iyi nedenlerdir. Peki, şebeke dışında yaşamak off-grid ne anlama geliyor? Şebeke terimi su, elektrik ve gaz gibi ana hizmetlerin sürekli ve kesintisiz olarak temini anlamına gelir. Çoğu insan şebekeye bağlı yaşar. Yani hayatta kalmak için bu ana hizmetlere bağımlıdırlar. Şebekeden uzak yaşamak artık bunlara bağımlı olmadığınız anlamına gelir. Off-grid sistemler bölgesel elektrik şebekesinden tam özerklik ve bağımsızlık sağlar. Enerji Gece ve gündüz panellerinde üretilen enerjinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmak üzere pillerde depolanır. Şebekeden uzak olmak yaşam tarzınızı tamamen değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Şebekeden bağımsız bir güneş enerji sistemi herhangi bir ihtiyacı uyacak şekilde, eğer maliyet sorunda ise basit bir kulübeden büyük bir kır evine kadar boyutlandırılabilir. Şebekeden bağımsız sistemler yani off-grid sistemler Diğer bir adıyla akülü sistemler dağ evi, bağ evi, yayla evi, çiftlikler, karavanlar, yat ve teknelerde tercih edilen en yaygın güneş enerjisi sistemleridir. Off-grid sistem bileşenleri Off-grid, paket sistem kurulumu için en temel bileşenleri şu şekilde sıralanabilir. Güneş paneli, şarj regülatörü, off-grid inverter, depolama, aküler. Off-grid veya on-grid sistem için PV paneller ortaktır. Off-grid bir sistemde mutlaka batarya yani akü ya da akü grubunun olması gerekmektedir. Eğer sistemde alternatif akımla çalışacak bir alıcımız olmayacaksa inverter kullanmaya gerek yoktur. Yani aynı şekilde akü veya akü grubunu şarj etmek için off-grid bir inverter tercih ediyorsanız ayrıca bir şarj kontrol cihazı kullanmaya gerek yoktur. Zaten off-grid sistemler için tasarlanmış bir inverter'da şarj kontrol cihazının görevini yapacak bir devre mevcuttur. Aküler Akü, akümülatör kelimesinin kısaltılmış halidir. Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirir ve lazım olduğunda depolanan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisi olarak aktaran akım toplayıcıdır. Akü çeşitleri Kuru akü, Asit veya su ilavesi gerektirmeyen kapalı tip akülere yani bakımsız akülere kuru akü denir. Sübap ayarlı kurşun asit akü olarak da bilinirler. Jel akü İçerisinde jöle, jel kıvamında elektrolit bulunan akü çeşididir. Sıcaklık ve titreşime dayanıklı ağır çevre koşullarından etkilenmeyen akü türüne jel akü denir. VRLA akü, bakımsız akü olarak bilinen kuru akü ve jel akü bu sınıfa girmektedir. SLA akü de denilmektedir. AGM akü, elektrolit separatörlere emdirilmiş VRLA akü türüdür. Absorbed Glass Mat olarak bilinmektedir. Deep cycle akü. Kapasitesinin %20'sine kadar deşarj olduğu halde herhangi bir kapasite kaybına uğramayan tek akü çeşididir. Deep cycle akü modelleri genel anlamda marin sistemlerde ve yenilenebilir enerji uygulamalarında kullanılır. Starter akü Araba, bilgisayarlar, tıbbi elektronik cihazlar, havaalan aydınlatması, askeri radar sistemleri, asansörler, elektronik kapılar, ısıtma cihazları, soğutma cihazları ve benzeri gibi hemen hemen çoğu cihazı çalıştıran akü türüdür. Güneş enerji sistemlerinde akü seçimi Güneş paneli ve rüzgar türbünü ile enerji üretilen sistemlerde genel olarak kuru tüp veya şel akü kullanılmaktadır. Araba aküleri veya sulu tüp aküler yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanım için uygun değildir. Bunun temel nedeni sulu tüp akülerin sağlıklı çalışma için titreşim ihtiyacı duyması ve güneş enerjisi rüzgar türbünü uygulamalarındaki gibi yavaş yavaş sürekli doldur boşalt durumunda kısa sürede ömürlerini tamamlamalarıdır. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi sistemlerinde kaliteli inverter kullanılması durumunda inverter'lar akü voltajının belirli bir seviyenin altına düşmesine izin vermez ve elektriği keserler. Neden off-grid sistem kurmalısınız? Öncelikle kendi elektriğinizi üretmek, yerel bir elektrik dağıtım şirketinden satın almaktan kesinlikle daha çevrecidir. Güneş panelleri geri dönüştürülebilir ve Genellikle off-grid kurulum için kullanılan kurşun asit piller dünyanın en çok geri dönüştürülen ürünlerinden biridir. Güneşten elektrik üretirken hiçbir fosil yakıt yakılmaz. PV modülleri bunu 25 yıldan fazla bir süre boyunca ve minimum bakımla sessizce yapar. Hareketli parça içermediği için hata riski minimumdur. Elbette herkes gelişmiş bir off-grid güneş sistemi kurulumu yapmak zorunda değildir. Bir bağ evi karavan, tekne ya da daha küçük kulübeniz için küçük bir inverter ve birkaç panel ve aküler ile kurabilirsiniz. Örneğin birkaç ışık, bir buzdolabı ve bir TV çalıştırmak için bunlar yeterli olacaktır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Proje hakkında detaylı bilgi almak ve videoların devamını izlemek için YouTube, Facebook sayfalarımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.